Herkese iyi akşamlar. Bu akşam biz Kayra'yla bir canlı yayın yapacağız. Biraz geciktik yayında. Birkaç teknik aksaklığımız oldu. Yavaştan böyle başlıyoruz canlı yayına. Ben önce Kayra'yı yayına davet edeyim. Oldum. Ben de şu an... Evet. Ben de şu an... Müthiş bir Instagram cehaletiyle yayın başlatma girişiminde bulundum. Böyle bir şey oldu. Evet. Abi merhaba. Merhaba Emre. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyi vallahi, ne olsun. Böyle bir koşturma, yani tam bir Instagram cahiliyim ben. Bundan dolayı ben da öyleyim. Böyle, yani şu an ne oldu? İyi denk getirdik birbirimizi. Kesinlikle iyi denk getirdik yani. Korkunç yani, saat 21 oldu, ben canlı yayını açacağım, hemen ekibe soruyorum nasıl yapıyoruz diye. Tolga Yuh yazmış, ondan sonra canlı yayını başlat yazmış. Bir arkadaş daha geçen gün deneme yaptık demiş Öner abi, nasıl unuttun demiş. Göker bana yardım etmeye çalışıyor falan, öyle gitti. Ama şu an buradayız yani, başardık herhalde, öyle bir şey oldu. Kesinlikle, sen orada açınca ben önceden de bir iki kere yapmıştım. Evet. Asper kadar anladım vaziyeti. Tamam. Öyle kilo almışsın bu arada biraz. Oo, çok teşekkür ediyorum. Bir övgüyle başlayalım. Vallahi. Şimdi şu an bir yandan da ben ekranı tanımaya çalışıyorum. İnsanlar nereden yazıyor? Evet. Şu an kaç kişi var? Şu an tanımayı gerçekleştirdim. Bence şu an sorun kalmadı. Şöyle başlayayım ben. Bir dizi içeriğimiz olacak. Bizim şu an yayınımız saat 21.07, 21.45'e kadar sürecek. Ne var karşımızda? Birkaç soru olacak. Ben bunları sana yönelteceğim. Bizim sorularımız bittikten sonra arkadaşlar chat ekranına soruları varsa mutlaka yazsınlar. Arkadaşlarımız bu soruları derleyecekler. Ben onları da sana yönelteceğim. Öncelikle ben nereden başlayayım? Kayıp Gölgeler albümünden başlayayım. Bize Kayıp Gölgeler albümü hakkında neler söylemek istersin? Anlat, dinleyelim. Merak ediyoruz yani. O albüm hakkında, albüm şu an zaten dinliyoruz. Çok teşekkür ederim. Herkese tekrardan merhaba. Kayıp Gölgeler aslında bir EP formatında düşünmediğim bir albümdü. Yani birbirinden bağımsız 4 şarkıydı. Hep benim hayal ettiğim birkaç şarkı vardı. CM0102... İşte Köprü Altı Kemancı. Özellikle bu ikisi benim çok yıllar evvelinden hep kafamda yapmayı planladığım şarkılardı. Bir boşluk buldum Eylül ayı gibi. Orada yazdım onları, kaydettim. Single gideriz diye düşünüyordum ama böyle sonradan bir de Beyoğlu şarkısı işin içine girince böyle birkaç şarkının benzer hatta dolanmasıyla hani bunları ayrı ayrı vermektense bir EP formatında verelim diye düşündük. Çok çok da single formatında verilmeye müsait şarkılar değildi. Böylece bir anda 4 şarkılık bir EP olaraktan Kayıp Gölgeler ortaya çıkmış oldu. O dönem çok şarkı yazmıştım, çok şarkı da kaydetmiştim. Böyle single verirsek iş uzayacaktı, böyle çok bölük pörçük hale gelecekti. O yüzden bir arada vermek önemliydi. Ya benim için bu albümde benim en önemli şeyim, kıstasım, hayal ettiğim iki şarkının bu EP'nin içerisinde yer almış olmasıydı. Tıpkı işte 15 Mayıs 1994 gününe istinaden yaptığımız bizim bu soundtrack albümü de nasıl ki hayal ettiğim bir şeydi. Onun gibi bir düşünmek lazım. Öyle bir hayal etmiştim, yapabilir miyiz, nasıl olur falan. Yapmıştık. Çok da güzel oldu yayınlamış olmak. Mutlu oldum ben en azından yayınlandığı için. O şekilde yani. Güzel. Şeye getirsek lafı, bu aslında en son üretimler, ürünler olarak o gözle bakarsak zamanlar, mekanlar, eşyalar. Şimdi ilki Yeni Şiir Sineması hakkında oldu. Evet. Vallahi keyifle dinledik. Müthiş bir şeydi. Yani dinlerken o sinema salonunun soğukluğunu ben hissettim, öyle söyleyeyim. Ben hiç orayı sıcak görmedim. O da ayrı, soğuk yani. Ama soğuklukla anlattım. Gerçekten güzel. İkincisi de bir grafiti makinesi. Senin dediğini söyleyen başka kişiler de oldu ya bu arada. Aynısını diyen başka kişiler de oldu. Süper. Yalnız değilsin. Vallahi çok iyi. İkincisi de bu grafiti macerası. Ona da baktığımız zaman yani... Ne zaman gelecek? Üçüncüsü falan diyor insanlar. Yani burada biz böyle ne bileyim bir Ümit İnal hikayesi falan duyabilir miyiz içeride? Ben böyle ikisini bir arada birleştirip sorayım. Önce şey hakkında konuşalım. Öncelikle bu podcastler hakkında konuşalım. Sonra hikayenin bir yeri Ümit İnal'a bağlanır mı? Abi şöyle diyeyim.
Ben podcast yayını yapmayı çok öncesinden düşünüyordum. Hatta bunlarla alakalı notlarımı falan tutmuştum. Ne anlatabilirim, nasıl bir konsept olabilir falan şeklinde. Ama benim planladığım şey tamamıyla hip hop üzerine olacak bir şeydi. Özellikle old school hip hop üzerine olacaktı. Yani işte ne bileyim 77-75'ten 85-87 yani 92'ye kadar falan olacak süreci anlatan bir aksiyonun peşindeydim. Ama bunu uzun vadede yaparım yapmam falan derken çok geveledim. O işin içine şarkı kayıtları falan da gidince öyle bir köşede bekledi. Öyle böyle derken o ara bana bir işte yayın yapmam konusunda teklif de bulunuldu. Hani bir şeyler anlat, bir konsept bul. Sadece müzik olmak zorunda değil işin içerisinde. Bir konsept bul ve 10 dakikaya geçmeyecek şekilde bir şeyler anlat hani dendi. Tamam dedim, güzel. Bu arada evdeyiz zaten. Çok güncel oldu bu olanlar zaten. İlk başta ben Yenişehir sinemasından bahsetmek istedim. Çünkü halihazırda böyle iyi anlatabileceğim şeyleri ön plana koymak istedim. Bir de konseptimin içerisinde böyle zamanlar, mekanlar, eşyalar diyerek aslında bu bahsettiğimiz üç kavramda bin bir türlü şey anlatmana çok müsait şeyler. Onun altına da sığınarak böyle mekanların, zamanların, eşyaların aslında bir sürü şeyden bahsedeceğiz. Birebir bir Ümit İnan hikayesi gelir mi bilmiyorum ama bir yerlerinde mutlaka Karabükspor'un geçeceği bir hikaye olacaktır zaten bunun içerisinde. Yani bugün şöyle bir durum var aslında. Ben biraz enteresan bir heyecan içerisindeyim. Sen günlerdir paylaşım yapıyor kırmızı mavi. Ve bütün çocukluk kahramanlarımın büyük çoğunluğunu görüyorum orada yani ve bu yani öyle tuhaf hissettiriyor ki beni. Bu akşam hani yıllardır belki hep ya duysak nasıl olur o insanlarla bir araya otursak o günleri nasıl anlatırlar diyeceğimiz bir sürü insanı göreceğiz. Aslında burada ben bir teşekkür etmek isterim. Yani önce sana sonra kırmızımavi.org'a yani burada muazzam bir emek var. Çok büyük bir şey var. Güzel bir taraftar kültürü bu. Yani bizim Karabüyük ve Karabükspor'un aç olduğu bir şey, eksik olan bir şeydi bizde bu. Biz bunu tamamladık. Hani konuyu başka yere saptırmadan hemen bir toparlayayım. Bu podcastlerin içerisinde de muhtemelen bir Karabükspor hikayesi olacaktır bir yerlerinde. Bakalım. Bakalım. O Yani şekilde. zaten şey de oluyor. Mesela senin sayende insanlar Karabükspor'u merak ediyor. Biz mesela şunu görüyorum. Yani senin şarkılarının böyle YouTube'da altta yazan yorumlara falan hani bilmiyorum sen bakıyor musun? Ben baktığım zaman Epeydir yani bakmadım ama zaten önceden bakıyordum, evet. ya 15 Mayıs 94 belgeselinin altı senden gelenlerle dolu. İnsanlar bir anda Karabükspor'a böyle bir sempati duymaya başlıyor. Yani senin üzerinden Karabükspor'la bağ kuran, Karabük'le bağ kuran insanlar var. Yani sen mesela hani bu insanlara, o seni takip eden, senin üzerinden Karabükspor'la ve Karabük'le bağ kuran insanlara Karabük'ü tanımlayacak olsan nasıl tanımlardın? Zor bir soru mu oldu? Çok dehşet zor bir soru. Ben ama şöyle anlatabiliriz genel hatlarıyla. Aslında Karabük şehrinin yapısı itibariyle hep dışarıdan gelen insanlar. Aslında Karabük bir gurbetti kendi başına muhtemelen yıllar yıllar önce. Benim kendime en ait hissettiğim yer belki kimler için ne büyük gurbetti. Bir sürü işçi çalışmaya geldi. Yani benim işte anne tarafım öyle gelmiş insanlar nihayetinde. Bir sürü kişi için orası bir gurbetti ve onlar o gurbeti bir memlekete dönüştürmeyi başarmışlar yıllar yıllar öncesinde. Yani ben hep arkadaşlarımla konuşurken buradaki arkadaşlarımla falan bazen abartarak da mı anlatıyorum diye düşünüyorum ama bizim tortusuna dahi denk geldiğimiz şey muazzam, inanılmaz güzel bir şeydi. Ya bir şehirde burada sol tarafta normal sinema, sağ tarafta yazlık sinema, spor salonları dip dibe, işte ne bileyim sosyal tesisler, ya insanların mutlu olması üzerine inşa edilmiş bir yer ve kendini bir sürü ait hisseden insan. Ve o esnada benim hep dayımlardan, işte ne bileyim babamlardan falan duyduğum mahalli maçlar yani mahalle maçı kategorisindeki o amatörlük falan yani Karabükspor'un öncesini aslında Karabükspor'u var eden asıl mevzu belki de. Yani baktığımız aslında Karabük'te kısa süreli de olsa yoğun bir kültür birikimi, yoğun bir insanların baktığımızda bir arada yaşamayı güzel becerdikleri bir yer diye düşünüyorum ben Karabük itibariyle. Ve bu Karabükspor'a da yansımış bir şeydi bence. Yani herkes orada sahadaki takımı kendiyle özdeşleştirdi. Kimini hayalini olarak onu gördü, kimi onun alın terini temsil ediyor olarak gördü. Ama sahadaki her insanın, sahaya çıkan futbolcuların hepsinin de bunu hissettiğini düşünüyorum. O birlik, beraberlik hissedilebilir bir şeydi. Yani benim tortusuna denk geldiğim Karabük bile güzelken daha evvelki Karabük'ü hep merak ettim, hep dinledim, hep anlamaya, kavramaya çalıştım. Yani çok bence Avrupa'yı bir yerdi. Her şeyden önce öyle bir havası vardı.
O şekilde benim Karabük'le alakalı söyleyebileceğim, kısa sürede söyleyebileceklerim bunlar. Şu an bir yandan da yorumdan gelenleri arkadaşlar aktarıyor. Emenike'yi özlüyor musun diye bir soru gelmiş. Altta. Pardon. Emenike'yi özlemiyorum açıkçası ya. Çok fazla özlemiyorum. Emenike böyle güzel bir rüyaydı ve bitti. Erken uyandık. Ama şöyle bir realite var. Emenike yıllar sonra Karabük halkını tribüne çeken adamdı. Öyle de bir gerçek var yani. Emenike'yi izleyeceğiz diye giden insanlar eminim varmıştı yani. Ben Emenike'nin tam o ilk maçlarında askerdeydim. Ama tribünlerin nasıl dolduğunu ben askerde çarşı izine gittiğimde özetleri izlerken görüyordum. Adım adım tribünler tekrardan dolmaya başlamıştı. Yani ben bir Altay maçını hatırlıyorum mesela. Askerden döndüğümde gitmiştim içerideki maç. Tıklım tıklımdı tribünler. Yani en son işte 92, 93, 93, 94'te falan öyle bir coşku görmüştüm ben yani. O zaten hissediyorsun abi. Lige çıkacağını hissediyorsun onu görünce yani. Hele ki Doğru. Karabükspor gibi alt liglerde tecrübeli çıkmayı yaşamış bir takımsan görüyorsun da onu yani. O yüzden hani Emenike'yi çok çok özlemiyorum. Bizim için enteresan bir adamdı. Sağ olsun bize çok sevinçler yaşattı. Eksik olmasın harbiden. Ne bileyim yani. Babam bile yıllar sonra gülmesini sağladı böyle. Öyle söyleyeyim yani. Tribüne herkes, genel herkes mutlu oluyordu Emenike'den. O deparlar, yardırmalar, iki üç kişinin arasından geçmeler falan. Herkes hastasıydı yani. Ama yani bitti buraya. Öyle de bir durum var. Şeye gidelim. Hani bugün 15 Mayıs. Evet. Geçmişte bizim birlikte yaptığımız bir proje, belgesel projesi vardı. 15 Mayıs Evet. 94. Evet. Orada sen ekip arkadaşlarınla birlikte bir solo albümün Evet. vardı. Mucizevi Sağ bir olsun. hafta. O Evet. süreç yani sözleri yazarken ne düşündün? Şehri nasıl gördün? Kafamdan neler geçti? Ne söyleyebilirsin böyle genel hatlarıyla? Abi biz bu mevzuya girmeden önce ben üniversite 3. sınıfın böyle tam 4. sınıfına başlarken böyle 5-6-7 günlük bir aram vardı. Ben o ara şarkı denemeleri yapıyordum. Ben ilk kez o günü anlatan şarkıyı orada bir denemiştim ama becerememiştim. Ya dedim daha pişmem lazım belli yani. Hele ki o zamanın imkanı yok anlatamam şeklindeydi. Sen beni aradığında ben hemen dedim ki yani bir şarkı değil de bir albüm yapalım bunu böyle komple bir şeye çevirelim. Çünkü ben böyle tribün marşı gibi bir şey yapmak kafasında değildim hiçbir şekilde. Dokuyu hissettirmek, şehri hissettirmek hem de o içinden geçtiğimiz dönemi hissettirmek. Çünkü o dönem çok fazla şey iç içeydi. Ben o dönem fabrika mücadelesini hatırladım özellikle o şarkıyı yaparken. Çünkü fabrika bizim her şeyimiz demekti yani. Fabrika bizim var olma sebebimizdi. Yani bunu gerçekten bu şehirde yaşayan herkes bilir. O şehirden bir kere yolu geçmiş herkes de bilir. Yani fabrika olmazsa o şehir olmazdı. Hiçbirimiz için olmazsa olmaz bir şey fabrika. Bunu kafamızdan atamayız. Ve ben o dönemki o mücadele, o yalnız kalmışlık ve ana akım medyanın kullandığı sürekli Karabük'le alakalı, Karabükspor'la alakalı o dönem kullandığı çok böyle irite edici bir dil vardı. Ben çok rahatsız oluyordum. Yani 90'lar spor medyası çok renkliydi falan filandı ama bir o kadar da cahildi yani benim gözümde. Hala daha geri dönüp buna bakarım. Nereden bunu da daha çok hatırlıyorum? Senden ben evraklar almıştım, CD'ler almıştım hatırlıyorsan. O dönemin böyle işte Kanal 6 yayınlarında maç arasında işte uzatmışlar atıyorum bir Fenerbahçe maçı mikrofon uzatmışlar. O dönemin ana akım medyasındaki köşe yazarları falan konuşuyor. Ya köy takımına karşı bu kadar falan filan. Bu laflar gerçekten çok rahatsız ediciydi. Çok rahat kullanabiliyorlardı bu lafları. Bizim medya bunu işte başka ülke takımına falan da hep yapar. Ben ondan da rahatsız oluyorum da o zamanı hatırlıyorum. Televizyonda bazı skeçlere bile konu oluyorduk ya böyle çok gol yememiz falan filan. Çok az puanımız vardı hatırlıyorsun İlyas Ya o Tufan dönem Şoray'ın ne kadar hatta zayıf biz Tarık Hoca ile Levent Hoca ile stadyumda röportaj yaparken de beraberdik. Evet, Hani evet. posteri bağlasan durmaz duvara düşer şeklinde Aynen yorumlar öyle. yapmışlar. Yani Ama bunu... ben onun öyle olmadığını kendim biliyordum. O takım benim gözümde dünyanın en büyük takımıydı. 92, 93, 93, 94 benim hayatıma dair en güzel futbolla alakalı en güzel yıllar. O takımın o şekilde dile getirilmesi beni çıldırtıyordu yani gerçekten. Çocuk halimle bile diyordum ya siz bilmiyorsunuz bu takımı. Yani ulan Ümit İnal var lan bu takımda. Hani o moddaydım sürekli. Sürekli o kahramanlar bizim kahramanlarımız çünkü yani. O yüzden kabullenemiyordum ve bu hikayenin böyle bitmiş olmasında en çok içime sindiremediğim o insanları böyle tam anlamıyla morartamamış olmaktı ya. Yani en üzüldüğüm yıllardır buydu yani. Çünkü biz oraya kadar getirmiştik yani. Sağlık olsun tekrar sağlık olsun. Bugün bunu çok diyeceğiz muhtemelen. Öyle abi ya.
Ben o yıllara albüm yazarken oralara gittim daha çok böyle. Hem o öfkemi yaşadığım, hem duvarlardaki o afişleri gördüğüm, o mücadeleyi hissettim. Bir sürü kişiye karşı bir şehrin, bir ilçenin verdiği bir mücadeleyi görmüştüm. Onu hissettim. Öfke kısmını yansıtmadım ama doku olarak o zamanların hissini yansıtmıştım. Teknik olarak da konuşmak gerekirse, lirikal teknik olarak oralara odaklanmıştım daha çok yani. Belki tribünde çalınacak bir şarkı kıvamında şarkı çıkartmadık ama insanların hislerini, şehrin yapısını, şehrin insanların kafasından geçenleri farklı farklı karakterlerin gözünden bütünü dağıtmadan yansıtabildiğimizi düşünüyorum yani. Yani her biri ayrı bir fotoğraf karesi gerçekten. Yani dinledikçe farklı. Ben yani sürekli dinliyorum yani. Farklı bir şey. Yani bilmiyorum, sen kendini dinlemek sana ne kadar keyif veriyor da ya da ne kadar düşündürüyor, ama beni bayağı derinlere itiyor. Her zaman için ne zaman dinlesem böyle düşünürüm. Buradan devam edelim. Yani şöyle söyleyeyim. Şimdi bizim Kırmızı Mavi olarak 15 Mayıs 94 belgeselini yapmamızdaki amaçlardan biri, o dönemde takım işte ligin ismine işte ilk yarı sonrasında işte küme düşmemeye oynuyordu. İşte ligi son 3 hafta kurtarıyordu. Bizim amacımız şu aslında, yani 1993-94 sezonunda bir şeyler yaşanmış. Bunu biz hatırlatalım, aynı duruma düşmeyelim diye bir amaç vardı. Ama 15 Mayıs 94 sanki bugün mesajını değiştirmiş gibi. Nasıl? Yani bu takım zamanında birlik olmuş. Yani şöyle insanlar, yani bu takımın peşinden yüzlerce kilometre deplasmanlara giden insanlar var. Aynı şekilde Şirde'ye giden insanlar oldu ya. Evet, kesinlikle, kesinlikle. Yani Karabük insanının belki birlik olunca neleri başarabileceklerinin bir kanıtı olmuş. Belki fabrikanın kapatılmaması mücadelesi, bu süreçte takım etrafında insanlar birleşmiş. Yani öyle şeyler görüyoruz ki biz insanları, ya böyle insanlar da varmış, vay be falan dediğimiz insanlar var. Ama şimdi ya ben onları göremiyorum. Nerede bu insanlar? Ne diyebilirsin? Yani ya herkes çok büyük küstü ya da ki bence en büyük ihtimal Karabük Spor'un etrafında böyle sürekli düğümlenen bir sürü siyasal aksiyonlar, şehrin sürekli dinamiklerinin siyasetle değişmesi ve bunun üzerinden kurgulanması, çok büyük çıkar çatışmalarının Karabük Spor üzerinden dönmesi, yani yaklaşanı da itmeye başladı bir yerde. Yani Karabük'ün bu son yıllardaki bu çalkantılı hali sürekli Karabük Spor'u otomatikman geri itti ve insanları bir yerde durmaktan uzaklaştırdı. Fabrikanın kapanma zamanı o mücadelede herkes dip dibeydi. Mücadele veriyordu. Ama şimdi öyle bir şey yok. Bir kere kafadan Karabük Spor taraftarının kendi arasında bütünlük yok yani. Çünkü onların da mutabık olabildiği herhangi bir şey yok yani. Taraftar kültürünü şunu bunu geçtik. Bilinç konusunda ciddi sıkıntı varken yani Karabük Spor'un o kültürünü taşıyacak kişiler küstüler ve uzaklaştılar. Tribün kültürü devam edemedi yani. 92-93'ü şu an tribüne giden kişilerin büyük bir çoğunluğu bilmiyordur. 93-94'ü de bilmiyordur. Bilmemesinde bir suç yok. Velhasıl bunun şehre aktarılamaması bir kabahat. Bu o yılların hayaleti gezecekti o tribünlerde. Bak burada şehir böyle bir acı gördü. Böyle bir küme düşmeyi yaşadık. Futbol tarihindeki en dramatik mevzulardan bir tanesiydi. İnsanların ağzını 2 hafta, 3 hafta, 1 ay, 10 yıl bıçak açmadı belki. Stadın yoluna gitmeyen insanlar var. Benim babam bir sene gitmedi maça yani. Hiç gitmedi. Maça gitmeyi bırak, evde bastini bile geçirmek istemedi. Herkes böyle bir haldeydi. Ama yani üzüntüde bile birlikteyken şimdi hiçbir şekilde. Yani şu an Karabük Spor kimsenin umurunda değil muhtemelen yani. Ama yarın bir gün öyle bir şey olur ki bir anda herkesin umurunda olabilir. Yani Karabük Spor şu an itibariyle sadette bireylerin, kurumların, taraftar dışındaki kurumların elinde gezinen bir şeye dönüştüğü için bence o insanlar da yoklar abi. Ben kendim bile yokum mesela şu anda. Üzülerek bunu söylüyorum. Ben kendim bile yokum. Şu an buradayım. Kırmızımavi.org, Karabük Spor dedik. Bugüne istinaden dedik ama emin ol yarın sabah yüreğimde olacağım ama yapabileceğim hiçbir şey olmayacak muhtemelen. Çünkü aidiyet duygularını baltalamaya and içmiş gibi davranan insanlar var şehirde. Biz Karabük Spor'a sarıldıkça onlar siz karışmayın, sizin işiniz yok. Burada bambaşka filmler dönüyor, bambaşka filmler çevireceğiz. Biz buradan sizsiz takılıyoruz. Halkı ve Karabük Spor taraftarını yok sayarak Karabük Spor yürütüyoruz diyen bir anlayış var yani. Ve onların elleri çok fazla sıktı, çok fazla da bizi itti. Biz o yüzden uzaklaşmak durumunda kaldık. O insanlar da bu yüzden yoklar muhtemelen yani. Bence böyle.
Yani sembolik bir değer oldu Karabükspor. Yani bizim hissettiğimiz bir şeyden uzaklaştı. Şehirde belli kitleler ne zaman bir güç gösterisi yapsa hep Karabükspor kullandı. Aynen. Bu da bizi başlı Aynen. başına uzaklaştırdı her şeyden. Yani bizim aslında Kesinlikle. ne oldu? Anıları hatırladıkça belki bir şeyimiz canlanıyor. Kendimize geliyor bir şeyler. Ve çok sınırlı sayıda insanız. Yani ben direkt aklıma kırmızı mavi ekibi geliyor. Biz cidden diyorum istisnayız yani kendi aramalaşırken. Hani geneli bu işim de değil. Bizim çevremizde dahil bir 50 kişi saysak 50 kişi olacak. Ve maalesef bu da acı verici bir şey. Yani yok olmuşluk. Çünkü Kesinlikle. kulüp Kesinlikle. hani kulüp düşmüyor, cep düşmüş oluyor, yok olmuş oluyor. Yani yok edilen şey bir camia aslında, bir kulüp değil. Bu acı veren bir şey. Belki bununla yüzleşmek insana biraz zor geliyor bu aşamada. Çoğumuz da belki yüzleşemiyoruz bununla, bunu kabul edemiyoruz belki ama bir yerde bilmiyoruz, gerçek gibi duruyor. Yani işin korkunç Bir şey tarafı. daha söylemek isterim abi ben bu konuda. Bu da taraftarın ya böyle sert konuşmak insan istemiyor ama yıllardır da tribünde de orada burada döneni de biliyoruz. Karabük sporluyum diye geçinip Karabük spor üzerinden kendi hayatını bambaşka şekillerde idame ettiren bu kocabaşlara değil bu arada. Hani daha çok tribüncü tırnak içerisinde tribüncü takılıp aslında Karabük spordan alacağını aldıktan sonra köşesine takılan herkese. Ben şunu açık konuşayım. Bir Göztepe taraftarı, bir Sakarya taraftarı, bir Altay taraftarı, bir Kocaeli taraftarı ne kadar düşmüş olsalar da mesela amatördeyken bile belki işte gitti sağa sola onlarca kilometre yaptı. Hem de kaç bin kişilerle yaptılar bunları. Ben çok merak ediyorum. Karabükspor'un pırıltılı günlerinde Karabükspor'dan çok nemelenmiş insanların kaç tanesi gidecek acaba şimdi? Normal tribüne şu an gitmeyenlerin oraya gitmeyeceğini biliyorum. Merakla yine de soruyorum ama. Hani masum insanların hiçbiri bunun dahilinde kesinlikle değil. Ama şu an itibariyle o tribün niye dolmuyor mesela yani? Niye, neden dolmuyor çok merak ediyorum. Hani önceden çok dolduruyordunuz, bağırıyordunuz insanlara. Sizin dışınızda tribünde aksiyon olduğunda hemen müdahale etmeye çalışıyordunuz. Sırf hiçbir çıkar olmadığı halde sırf kendisi bir grup kullanan herkesin başını ezmeye çalışıyordunuz. Şimdi niye yoksunuz ha peki o zaman? Bu kadar Karabük sporluydunuz da şu an niye yoksunuz yani? Yani bu anlamıyorum. Bunu gerçekten anlayamayacağım. İşte en çok canımı yakan da bu. Karabükspor'un o jenerasyon değişimiyle beraber tamamıyla taraftar kültüründe yaşanan aşırı bir nasıl diyeyim yozlaşma yani. Aşırı yozlaşma. Aşırı yozlaşma. Bu en çok üzenlerden biri. Üzücü bölüm biraz sonra bırak başlayalım yavaştan. Şimdi yine ben 15 Mayıs Harbi çok şey daha yaptık bugün ya. Hem 15 sinirli Mayıs. hem mutsuz. Valla Evet. gayet kusura bakmayın. Ama ben bir yandan sen konuşurken yazılanları okuyorum. Hep bizim arkadaşlar yazıyor. Bizim çevreden sosyal hesaplardan takip edenler, büyüklerimiz, kardeşlerimiz yazıyor. Sen yazarken öyle sanki onlar konuşuyormuş bunu gibi içten içe çok destek verdiler o yorumlarda. Ben onları gördüm orada. Bizim son soru yalan oldu. Abi kaos oldu ya resmen. Vallahi son soru yalan oldu. Şimdi ben Ümit İnal sormuştum sana. Evet. Böyle ikili konuşmalarımızda sen Ümit İnal adını duydukça heyecanlanıyorsun. Ondan sonra yani baya baya hani elin ayağın dolaşıyor gibi. Çok sevdiğim biri. Yani şöyle istediğim, bir forvet tanımlayacaksın aslında. Bir futbolcu tanımlayacaksın. Ümit İnal'ı tanımlayacaksın. Ümit İnal'ı böyle tanımlamak istesen nasıl tanımlarsın? Kendisi şu an Çaykur Rizespor'da çalışıyor. Yardımcı antrenör. Ünal Karaman'la birlikte çalışıyor. Hani dinleyenlere, izleyenlere de böyle bir tanımlayalım kendisini ama bir de sen tanımla şimdi. Nasıl olacak bu iş? Abi ben şöyle söyleyeyim. Az önce de şöyle demiştim. Abi önce şunu söyleyip de şöyle söyleyeyim. Ya ben Ümit İnal'ın çok böyle büyük hastasıydım. Düşün Ümit diye bir arkadaşım vardı. İsimlerimizi değiştirelim falan diyordum. Böyle hani komik ve salak şeyler söylüyordum yani. Hani herkes bir futbolcu olurken falan hani onu tercih ederdim genelde. Anlatabildim mi? İşte benim tercih ettiğim, olmak istediğim futbolcu oydu yani. Hani çünkü çok sevindiriyordu ya. Hep onun sayesinde seviniyorduk, gol atıyordu ve seviniyorduk ve belki de işte babamın da onu çok futbolunu beğenmesi. Tam bir de o dönemin santraforların özelliklerinin hepsinin üst düzey olduğu bir futbolcuydu benim gözümde. Umulmadık kafalar vurabiliyordu, sırtı dönük, her türlü hakimiyeti vardı, cüssesine rağmen hızlıydı bence falan. Hani çok onunla dair hatırladığım her şey benim ilk böyle
büyük kahramanlarımdan birinin olması. İmkanı yok hani şu an mesela Türkiye Süper Ligi'nde o seviyede bir yerli futbolcu yoktur bence. Şu an olsa direkt A milli takımda oynardı Ümit İnan. Her türlü oynardı. Hani ben işin çok böyle teknik kısmına girmek istemiyorum. O seviyede futbolu bildiğim ya da futbolculardan anladığımın iddiasında hiçbir zaman olmadım ama dediğim gibi benim en şeyim onun böyle cüsseli duruşu, zor pozisyonlarda işi gole çevirebilmesi falan benim her zaman çok sevdiğim, böyle beni çok sevindirdiğinden dolayı ayrıca bir sevdiğim noktaydı yani. Tabii o takım öyle bir takımdı ki bir saymaya başlasak hepsini sayarız. İşte Ethem'i ayrı severdim, penaltıcıydı. Tarık Yurttaş, Sedat Kalaycı, hani Şakir Stoper, işte Levent Hoca, onun yanı sıra Cankat çok iyiydi. İşte ne bileyim Candan vardı, işte yani kadroyu say say etmez. Fikret Bademci, babam onu da çok severdi. Ben ondan dolayı da severdim. Bir ara Ümit Milli Takım'a çağrılmıştı diye hatırlıyorum ama bilmiyorum. Şimdi ben asıl şu anda daha çok diğer yayının başlayacağı heyecanı da gelmeye başladı böyle saydıkça tabii ki de. Belki yeni jenerasyondaki arkadaşlarımız işte ne bileyim böyle takımın ikinci ligi işte yücelildiği zamanını görmüş arkadaşlar bilmeyebilir ama böyle bu insanlar bu ilk lige çıkışımız çok daha şaşalı bir lige çıkıştı bence. Böyle çok daha okkalı bir lige çıkıştı böyle. O yüzden hani 92-93 kadrosu ne bileyim bak bir anda aklıma Ali Çebi geldi mesela. O da çok çok iyiydi falan. Hep tüm kadroyu böyle benim Hasan zaten hani o da Zeytinburnu spor maçında attığı gol. Nejat yani kadrolar çok iyiydi. Hepsi böyle benim gözümde apayrı. Hepsi birer süper kahramandı yani. Ben bir tane futbolcu gördüğümde böyle yolda elim ayağıma dolaşırdı yani. Bir kere hiç unutmuyorum. Samsun spor maçı vardı. İçeride oynanan Samsun spor maçı. Playoff maçı. Biz belediye otobüsündeydik. Arkada da tam Şapka Büfe'nin orada Karabük Spor'un otobüsü durmuştu. Aşırı heyecanlanmıştım böyle o kadar yakın olduğum için bile falan. Antrenmanlara falan gidiyorduk o derece onları görmek güzeldi. Benim ilk büyük kahramanlarım futbola dair hep o kadroydu yani 92-93-93-94. Kendim böyle takım Karabük Spor gelmiş gibi şu yeni 11'i kurduğumda da hep o yıllardan adamlar oluyor genelde yani baktığımda benim. Teknik direktörü de Ali Kemal Denizci'yi yazıyorum direkt böyle falan hani. Çünkü seni ilk kez çok sevindiren insanlar onlar. Böyle bir şey. O şekilde yani. Ümit İnal üzerinden tüm herkese de saygı olmuş olsun. Öyle oldu. Gerçekten öyle oldu. Yorumlara gelen bir önce bizim yalan olandan diyelim ama kayıt edilmiş yani. Şu an ana sayfada düşmüş bu da. Yorumlara bakalım. Göker bana ekipten arkadaşımız birkaç böyle yorum gönderdi. Bir arkadaşımız şunu yazmış. Sernat ve Solaya hakkında şarkı gelmez mi demiş. Ya Sernat'ın Solaya üzerine şarkı yazamazsın abi çok iyiydi ya. Yani hani şöyle söyleyeyim antrenmandaydık bir gün babamla yazdı izliyorduk. Sabah antrenmanına denk gelmiştik. Bir yerden dönüyorduk izleyelim mi izleyelim falan. Ya ben hani o kadar güzel vuruyordu ki bir futbolcu böyle sen de onu seviyorsun biliyorum. Böyle ısınmalarda falan filan uzaktan şutlar falan biliyorsun o mevzuyu. Orada çok daha iyi hissediyorsun futbolcunun nasıl olduğunu. Hiç unutmuyorum. Biz o antrenmanı babamla izlerken önümüzde Tahir Alagöz vardı. Hatırlıyorsun Tahir'i. Bursa'ya gitmişti falan. FM'ciler de iyi bilir. Orada da iyiydi. CM'de o kadar iyi değildi muhtemelen. Belki yoktu ama FM'de orada da iyiydi. Tahir arkaya dönüp babama şey mi demişti? Hoca bu ne ya demişti. Hani o kadar güzel vuruyordu ki adam. Çok güzel vuruyordu. Ve hissediyorsun işte yani klas futbolcu farkının ne olduğunu ya. Hepsi bir kere mutlaka kaleyi buluyor abi ya. Hepsi de çok acayip. Sernat'ın Bursa maçında attığı gol akıldan çıkmıyor. Sernat'ı seviyoruz ya hep de seveceğiz. O da umut olmuş insanlardan biriydi mesela yani. Bizim için umut olmuş insanlardan biriydi. Yine ben gelen sorularla devam edeyim. Gittiğin son Karabük Spor maçı hangisidir diye bir soru gelmiş. Onu iletti arkadaş. O kadar uzun zamandır gitmiyorum ki gittiğim en son Karabük Spor maçı. Bu Pasolik muhabbetine gitmemeye karar vermiştim. Ben normalde bu hususlarda öyle inatçı ya da falan kızan biri değilim ama ne hikmetse gıcık olmuştum ama benim son gittiğim maç içerideki Karabük Spor Kasımpaşa maçıydı. Tolunay Kafkas zamanı. O kadar uzun zamandır gitmiyorum yani. Öyle. En son maçım o. Yani statta şu an maç izlersem çok bayağı bir duygulanırım muhtemelen ama kim bilir ne zaman izleriz. Peki bir soru daha. Mehmet'in sorusu. Karabük Spor için bir diriliş başlatılsa kendisi bu dirilişe şarkı yazarak destek verecek midir? Böyle bir soru var. Verirsin. Yani neden vermeyelim? Yani seve seve. Bu sefer
Böyle daha bir tribün marşı edasında bir şey niyetleniriz hem de. Yani çok daha başka bir dil kullanaraktan bambaşka bir şarkıyla. Yeter ki öyle bir şey olsun, şarkı o işin şeyi yani, her türlü. Tamam, süper. Şimdi yavaş yavaş 21.45'e geliyoruz. Ben bir soru daha belirlemiştik. Oradan Karagöl'e dönelim. Bir soru da oradan gelsin. Şimdi senin rapine dönüyoruz aslında biz. Liriklerine dönüyoruz burada. Bence yani hem Karabük'ün hem de senin yaptığın liriklerin ortak noktası var. Bu ortak nokta bunalım. Ya karakterlerin bunalımı ya da işte o liriğin anlatıcısının bir bunalımı söz konusu. Mesela cep hikayelerinde sanırım bir bölümde söylüyorsun, cep hikayelerinin bir bölümünde. Bu devirden ve şehir hayatından bunaldığını söylüyorsun. Böyle bir şey anımsıyorum ben. Şimdi şöyle söyleyeyim. Hani ben biraz dil bilimci reflekslerimi kullansam senin şarkı sözlerinde bir bunalım görüyorum. Bir bunalım var. Bu Akademik bunalımın liriklerde yaklaştık. ortaya çıkması, yani bu bunalımın liriklerde ortaya çıkması, yani Karepik'te yetişmiş, büyümüş olmanın etkisi var mıdır? Çok mu yerin dibine soktu şehri ya da çok mu Yok, bunalım oldu, şehirde mi oldu? yok, bence ben bunalımından ziyade Karabük şehrinin bir şey üretmek isteyen ve etrafa nasıl bakması gerektiğini asbelkader anlamış biri için acayip renklilik içeren bir yer olduğunu düşünüyorum. Şu an hani Karabük'ü ben ne zaman düşünsem hep kafamda Güney Amerika bir yazarın ya da şairin bir şeylerini görüyorum yani. Böyle Karabük hem bir kaotik hem çok sakin. Sakinliğin içerisinde garip bir kaos var. Her şeyin ne olacağının bilinmesinin altında aslında bambaşka hikayeler var falan. Bunalımdan ziyade daha çok böyle çeşitlilik ve hikayelerin kırılması ve dipsizliği, bir sürü hikayenin bir arada olması, kurguyla alakalı şeyleri daha çok ve dil çeşitliliğini getiriyor bana daha çok Karabük. Ama bu içinden geçtiğimiz devir ve Karabük'ün de buna büründüğü halde tabii bambaşka bir şey oldu. Şimdi Yenişehir bölgesi mesela şehrin içerisinde bambaşka bir yer. Ulan şehri hiç bilmeyen birini dolaştırmaya başla. İşte ne bileyim, kaya başından çıksın gelsin, çarşıyı dolansın, işte oradan buradan falan, dere evlerin oradan geçsin. Şöyle bir kıvrılsın sola doğru. Hayda, nereye geldik? Başka bir yere mi geldik der. Zaman kırılması olduğunu düşünür. Yani bambaşka bir noktaya geldiğini düşünür. Neresi burası der. Buradan bile bir sürü kurgu çıkabilir. Yani insanın aklını tersten çalıştıran, değişik şeyler uyandıran bir yapısı var bence şehrin. Ve tabii ki de o şehirde bu içinden geçtiğimiz, herkesin kendini haklı saydığı, pervasız bir şekilde dediğinin sürekli dayattığı ve güçlü gözükmenin marifet olduğu aksiyonun içerisinde kendisi de kıyıda köşede kaldı yani. Bunları anlatmak bile çoğu kişinin geç dayı bunları dediği bir hale büründü belki de yani. Şehirde böyle bir şey. Valla evet, zaman zor ya, bir keyifli konuşma oldu ya gerçekten. Ben bir anda 21.45'i gördüm burada, bitmesine de biraz da üzüldüm. Şimdi bizim dinleyicilerimiz, izleyicilerimiz gerçekten çok güzel yorumlar yazdılar. Arkadaşlar da sürekli o yorumları aralarında böyle düzenlediler, karşıma getirdiler. Ama hepsine cevap veremedik, hepsine değinemedik. Bu akşamın böyle bir özelliği oldu. Umalım sonra biz benzer şeyleri gelecekte bol bol yapalım. Öyle diyelim. Evet, inşallah. Yavaştan sonlandıralım. Sana çok teşekkür ederiz. Hala bak Ben şey, ikideki toplantı için bağlantı atma gönderebiliriz yani. O aklında olsun. Olur da canım sıkıldı, ben şu kenardan, kapının kenarından bir bakayım falan dersen yani hemen yeterli. O aklında olsun. Biz birazdan ekipçek bayağı güzel bir programa giriş yapıyoruz. Son sözlerini alalım senden. kesinlikle, kesinlikle. Ya ben hem katılan herkese hem de tüm kırmızımavi.org ekibine çok teşekkür ediyorum. Bu şehrin size bir borcu var. Benim kendi adıma sizin bir borcum olduğunu hissediyorum. Tüm bunların hepsi çok büyük bir şey. Yok olmak üzere olan bir şey ayakta tutmaya çalışıyoruz. Hele ki böyle bir devirde. Her zaman yanınızdayız. Tüm katılan arkadaşlara teşekkür ediyorum. Ben bugün ön grup. Şu an tamamıyla bir sonraki yayının heyecanı içerisindeyim. Orada benim kahramanlarımın hepsi neredeyse orada. Ne konuşulacak çok merak ediyorum. Elimden gelen her şeyi yapmaya çalışacağım. Karabük sporla alakalı gücüm neye yetebiliyorsa. Çünkü ben hayatımın en güzel günlerini yaşattı. Acısıyla tatlısıyla seviyoruz. Ne kadar kızsak da her zaman yanındayız. Çok teşekkür ediyorum herkese, size tekrardan. İyi akşamlar diliyorum herkese. İyi akşamlar, iyi akşamlar. Herkese iyi akşamlar Görüşürüz. diliyoruz. Görüşmek üzere. Güle güle.